Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Webtekno ekibinden Şahin. Tüm Türkiye son birkaç gündür ortasından başladığı bir filmi anlamaya çalışıyor. Belki de dünya internet tarihindeki en büyük dolandırıcılık ve kara para aklama vakalarından birisiyle karşı karşıyayız. Gelin bu olaya hep birlikte yakından bakalım. Tarih 6 Ekim 2021. Twitch'in eklenmesiyle dünya çapında tüm yayıncıların gelirleri ortaya çıktı. Ertesi gün Twitch yaptığı açıklama ile hacklendiğini kabul etti ama ondan sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Twitch'in uyguladığı komisyon ve devletlerin uyguladığı vergi kesintileri hariç ortaya çıkan bilgilerin çoğunun doğru olduğu yayıncılar tarafından kabul edildi. Bu bilgileri yayınlamak kişisel verileri koruma kanunu kapsamında suç teşkil ediyor ama internet ortamında her şeyin elden ele dolaşması sebebiyle bunları takip etmek son derece güç. Tarih 27 Ekim 2021. Twitch'in eklenmesinden yaklaşık bir ay sonra. Twitch Türkiye'deki kara para aklama iddiası ilk olarak bir forumda Night Online yayınları yapan iki kişinin tartışmasıyla başlıyor. Tartışma büyüyor ve Twitch'in eklenmesiyle ortaya çıkan o bilgiler vardı ya, oradaki yayıncı gelirleri de işin içine giriyor. İddia sahiplerinin forumda ifade ettikleri bilgilere göre anlık ortalama 40-50 kişi tarafından izlenen yayıncıların günde tam 2500 dolara kadar gelir elde ettiği ortaya çıkıyor. Yayıncıların bu geliri Twitch'in yerleşik bağış sistemi olan Bit yoluyla elde ettikleri anlaşılıyor. Bit sistemi tıpkı oyunlardaki paraya benziyor. İzleyiciler gerçek parayla kredi kartı ve banka kartlarını kullanarak bu bitlerden satın alıyor ve takip ettikleri yayıncılara bağışlıyor. Yayıncılar ise bitleri gerçek paraya çevirip gelir elde ediyor. Bu işlem sırasında hem vergi veriyor hem de Twitch'e komisyon ödüyorlar. Asıl hikaye işte tam olarak bu noktada başlıyor. Mafya bir yayıncıyı hedef belirliyor ve sana her ay düzenli bit bağışı yapacağız. Bu işten de sen komisyon alacaksın deniyor. Bu aşamada bahaneye inanan yayıncılar da kandırılabiliyor. Eğer yayıncı bu teklifi kabul ederse Twitch hesabına yapılan bağışın %20'si kendine kalıyor. Geri kalanı da yayıncı tarafından mafyaya kripto para yoluyla ödeniyor. Üstelik bağışı yapılan bu bitlerin mafya tarafından ele geçirilen çalıntı kredi kartı bilgileriyle yapıldığı söyleniyor. Tüm bu yaşananlar Türkiye'deki en popüler yayıncılardan Cahre'nin olaya el atmasıyla gündeme oturdu. Olaya ilişkin 29 Ekim'de bir yayın yapan Cahre, bu işe ilişkin bir yayıncının kendisine ulaştığını açıkladı. İşin içindeki yayıncıya göre çalıntı kredi kartları İran asıllı. Ayrıca mafyalara yapılan geri ödemede kripto paranın kullanıldığı bilgisi de bu iddialara dayanıyor. Biz de bu konuya dair daha fazla bilgi almak için Cahreyn'e ulaştık. Yanımızda Cahreyn var, Ahmet Sonuç. Twitch'e ilişkin bu videonun girişinde de anlattığımız problemleri ilk ortaya çıkartan yayıncı aslında bir gazeteci başarısı da sergiledi. Şimdi süreci ondan dinleyeceğiz. Birkaç soru var aklımızda tabii ki. Hepimizin aklında birkaç soru var. Çok basit bir şekilde süreci anlatmaya çalışacak Ahmet bizlere. Abi buyur, sendeyiz. Her şey nasıl başladı? Sen bu olaya nasıl dahil oldun? Sana kimler ulaştı? Neler gerçekleşti? Biz senden dinleyelim. Twitter'ı çok aktif kullanan bir kullanıcıyım aynı zamanda. Oradan bana ulaştırılan bilgi Forum.tr'de bu konuların tartışıldığı bazı Night Online oyununun yayınını yapan yayıncıların böyle şeylere bulaştığı yolunda bilgilerdi ve biliyorsunuz ki Twitch'in bazı datası sızdırıldı internete. Artık open source gibi bir hal aldı. İndirmeyen 120 GB'lık bir data var, veri var internette dolaşmakta olan. Twitch de bunu kabullendi zaten. Onunla ilgili de bir açıklama bekliyoruz hala Twitch'ten. Tek açıklamaları kabullenmeleri oldu bugüne kadar. Bu noktada zannedersem birbirine düşen iki tane Night Online yayıncısının konuyu bir foruma taşıyarak birbirlerine işte sen bit üzerinden bu kadar nasıl para kazandın? 30-40 izlenen adamsın diyerekten başlayan ve oradaki kullanıcıların gitgide Twitch'te yayın yapan Türk yayıncıları inceleyerek çok inanılmaz kazançların, mümkün olmayan kazançların ortaya çıkarılmasıyla bana konu intikal etti ve ben buradan araştırmaya başladım. Buradan araştırmaya başladıktan sonra ben de kendim de bir yayıncı olarak ve Türkiye'de en çok izlenen 3 yayıncıdan birisi olarak doğal olarak kimin ne kadar kazanabileceğini çok iyi biliyorum. Ve zaten çatlaklar vermeye başlamıştı. Night Online komünitesi içerisinde, topluluğu içerisinde, yayıncıları arasında itiraf edenler oldu bu süreç içinde. Bu sürecin nasıl işlediğini anlatanlar oldu. Yaptığını ama çalıntı kredi kartından bu paraların gelip gelmediğini bilmediğini, o yüzden illegal olduğunu düşünmediğini söyleyenler oldu. Başkasının bindiği arabaları, yaşadığı hayatları kıskandım, sinirden yaptım diyen de oldu. Yani aslında ortada resmen pek çok kişi tarafından kabul edilmiş uluslararası bir İşin içine de doları katarsak, biliyorsunuz dolarla ilgili yapılan her işlemde Amerikan Merkez Bankası'nın da mevzuatı vardır ve buna Türkiye'de onay vermiştir. Uluslararası anlaşmalarımız vardır. Yine Türkiye'de sadece dolarla ilgili olmayan, kara para aklamayla ilgili çok uzun adı olan bir anlaşmamız daha var. Yine Türkiye'nin dahil olduğu. Bunlar aslında sanalda yaşanan ama gerçek hayatta çok önemli karşılıkları olan suçlardır. Bunlarla ilgili de pek çok bilgi topladım. Ben adli mercilerle de bu bilgileri paylaşmaya hazırım. Konuyla ilgili ilgi gösteren çok fazla milletvekili de oldu ve konuyu soru önergesiyle meclise taşıyacaklar.
yaşadıklarını belirttiler. Onlarla da görüşme içerisindeyim. Onlara da verebildiğim kadar bilgi vermeye çalışıyorum konuyla ilgili. Benim derdim şu, ben yaklaşık 2010'dan beri platformda ve YouTube üzerinde içerik üreten bir içerik üreticisi olarak buralarda yapılan haksız kazançları oldum olası nefret ederek eleştiren bir içerik üreticisiyim. Benim derdim neyse bu kadar dibine kadar inilsin, ne olacaksa artık olsun, bu kişiler yakalansın. Abi biraz daha netleştirmek adına soruyorum. Şimdi senin çaban takdire şayan ama diğer taraftan da bu işin Twitch'in eklenmesiyle başladığından ziyade şüpheleri çok daha derine götürecek bilgiler var aslında. Twitch'in eklenmesine bile gerek yok. Twitch yapısı gereği belli ki bu olayları belli bir noktada bir fark etmiş, eklendiğini kabul etmiş ya da o dataların farklı amaçlarla kullanılacağı zaten ortada. Daha önce sızdırılmış milyonlarca kredi kartı bilgisi var. Ama Türkiye'de ama başka bir yerde. Türkiye'de gerçekleşen bu olay için her şeyin başlangıcı Twitch'in eklenmesidir diyebilir miyiz? Ve bu olaydaki hayır diyemeyiz. Bu olay yaklaşık 3 yıldır sürüyor belli ki en az. Bir hesap üzerinden, bir yayıncı üzerinden değil, görüldüğü kadarıyla onlarca, belki yüzden fazla yayıncı üzerinden dönen bir şey. Bunun bir şebeke mi, organize bir örgüt mü, yoksa bu açığı kullanan birden fazla kişi veya unsurlar mı var? Onu da bilmiyoruz. Fakat böyle bir durum söz konusu, bunu biliyoruz. Dolandırıcılığı yapılan ya da aklanan paranın tutarı, yayıncıların elde ettiği gelirin miktarı, ne zaman başladığı, nasıl biteceği hiçbir şey yok. Bayağı bir olayın ortasından daldık ve evet. Şema'yı bir filmi ortadan izlemeye başlamış gibiyiz şu an. Geçmişini başlangıcını da bilmiyoruz. Biz bunu açıkçası yani uzun bir süredir devam eden bir şey olduğu apaçık ortada. 2 yıl öncesinden bu konuyla ilgili mail aldıklarını, bu işe hiç bulaşmayan yayıncılar da böyle tekliflerin kendilerine geldiklerini, e-maillerine dönüp baktıkları zaman benzer mailleri, benzer teklifleri aldıklarını paylaşmaya başladılar zaten. Hani gerçekten bit kazancı olmayan, bu konudan kazancı olmayan yayıncılar bu konuyla ilgili kendilerine ulaşıldıklarını 2 yıl öncesinden e-mailleri şu an internette gözler önüne seriyorlar zaten. Okuyucularımız ya da bu videoyu izleyenler açısından biraz daha netleştirmek lazım. Bir karanlık çağ var bu süreçte. Oraya dair bir bilgimiz yok. Ama ilişkiler şöyle. Çalınan kredi kartı bilgileri kara para aklayan kişiler tarafından ele geçiriliyor. Kara para ya aklayan kişiler... Ya da PayPal. PayPal'den olduğunu da, evet. Çünkü ülkemizde olmasa da mesela yabancı bir PayPal'de Twitch'e ödeme yapıp Twitch'in para birimi olan Bit'i satın alıp Bit'i yayıncıya göndererek Twitch'ten yayıncının ödenek alması, bu paranın komisyonunu bir kripto coin wallet'ına, cüzdanına göndermesiyle sonuçlanan bir işlem. Yani bu Breaking Bad dizisindeki Heisenberg'i alıp koysa Twitch burada araba yıkama merkezine dönüşüyor. Şu konuda çok net bilgiler yok. %20 deniyor yayıncıların aldığı pay için ama bu %20'nin değiştiği bilgisi de var. Bu %20 payı nedir? Yaptığını kabullenen ve ismini gizli tutan birkaç yayıncıyla bu işin ayrıntısını konuştuğum zaman çok az izlenen birisi %20 aldığını bana anlattı. Şunu söyleyebilirim, ben bir tane yayıncının 2 yıl önce böyle bir teklif aldığını, Twitch'e ilettiğini biliyorum e-mail yoluyla. Bana attığı e-mail'i gösterdi. O yayıncının e-mail'ini de gerekirse adli merciler eğer sorarsa yayıncı da o konuda şey yapmaya, ne denir abi Türkçesi? Testify'in Türkçesi ne ya? İfade. İfade var. Yayıncı da o konuda ifade vermeye açık olduğu için o e-mail'i 2 yıl önce Twitch'e gerekli bildirimleri yaptığı e-mailini de yine adli kurumlara sunabiliriz. Yani uzun bir süredir de aslında Twitch'e bildirilmiş olma durumu söz konusu bu olayın. Konuya dair bizimle herkesle paylaşmak isteyeceğim başka detaylar var mı? Kapanış olarak şunu söyleyebilirim. Devletler, hükümetler ve yasalar maalesef çağa ayak uyduramıyor. Çok geride kaldılar. Bu konuda çok hantallar. Günümüzde internet bir gerçek olmasına ve her dakikamıza ortak olmasına rağmen hala internette düzgün regülasyonların olmaması inanılmaz. Çok basit yöntemlerle yasaların çiğnenmesi, sanalda inanılmaz şeylerin gerçekleşmesini aklım almıyor. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin düzgün siber güvenlik birliklerine ihtiyacı var. Amazon gibi Amerika'nın en büyük şirketlerinden birisinin bile çuvalladığı bir noktada ne yapmamız gerekiyor onu da tam olarak kestiremiyorum açıkçası.